Elazığ kar yağışlığı -3.0, Malatya çok bulutlu -1.2, Tunceli hafif kar yağışlığı -4.0, Bingöl hafif kar yağışlığı -1.0, Diyarbakır karla karışık yağmurlu 2-4 derece. Kanal Fırat Ana Haber Bülteni başlıyor. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, Elazığ'da 17 Ocak Perşembe günü yoğun buzlanma nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edilirken Karakoçan ilçesinde de eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Gece saatlerinde hafif yağmaya başlayan kar bölgeyi etkisi altına aldı. Kar yağışının gece saatlerinde -10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi. Soğuk havanın devam etmesiyle birlikte Elazığ'da öğleden sonra eğitime bir gün ara verildi. Elazığ'da etkisini gösteren kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda öğleden sonra eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ilimizde tüm eğitim öğretim kademelerinde eğitime ara verilmiştir denildi. Kar yağışı Elazığ'da hafif bir şekilde devam ederken ilçelerinde yoğun bir şekilde etkisini gösterdi. Yoğun kar nedeniyle Karakoçan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Karakoçan ilçesinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime tam gün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2019 Perşembe günü Karakoçan ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir denildi. Sevgili seyirciler, gece etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından kapalı köy yolu sayısı 77'den 249'a yükseldi. Elazığ'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından tipinin de etkisini göstermesiyle kapalı bulunan köy yolu sayısı 77'den 249'a yükseldi. Valilik koordinesinde il özel idaresi ekiplerinin karla kapanan köy yollarını açmak için çalışmasını sürdürdüğü, ancak tipinin etkili olması nedeniyle çalışmaları etkilediği öğrenildi. Kent genelinde soğuk havanın etkisi nedeniyle oluşan buzlanma nedeniyle, karayolları ekiplerinin Elazığ, Bingöl ve Diyarbakır yolunda çalışma yaptığı, polisin de gerekli tedbirleri aldığı bildirildi. Anadolu Soruyor programına bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mustafa Şentop konuk oldu. Genel yayın yönetmenimiz Zeki Akbay'ın sorularını yanıtlayan Mustafa Şentop gündeme dair açıklamalarda bulundu. Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan TRT Haber ve Kanal Fırat ile birlikte çok sayıda uydu kanalından canlı olarak yayınlanan Anadolu Soruyor programına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mustafa Şentop konuk oldu. Aralarında Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Akbıyık'ın da olduğu Anadolu gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Mustafa Şentop, yönetim sisteminin de 27. dönemde değişmesiyle birlikte önceki dönemlerle verilen kanun teklifi, soru önergeleri konusunda değişen bir durum olmadığını söyledi. Başkanım, diğer sistemlere kıyas ettiğimiz zaman başkanlık sistemiyle birlikte özellikle 27. dönemde kaç tane kanun teklifi verildi, kaç tane soru önergesi verildi ve kaç tane meclisin özellikle milletvekillerinin bakanlara cevaplandırması yönündeki verdiği soru önergelerine cevaplar geldi mi? Muhalefet yeterince cevap gelmediğini söylüyor bakanlıklardan. Katılıyor musunuz? Şimdi tabii bunlara sayısal olarak cevap vermem için hazırlıklı gelmem lazımdı. Bunları muhalefet milletvekilleri de soruyorlar. Tabii bu şekilde meclis başkanlığımıza da soruyorlar. Kaç soru geldi? Evet. Kaçı cevaplandı falan diye. Biz bunlara cevap veriyoruz. Bunların yayınlanıyor da bu cevaplar.
Fakat hatırımda değil tabii. Ama şunu sistem söyleyeyim. Sistem manasında baktığım zaman, eskiyle kıyas yaptığım zaman Sayın çok Başkan. Fazla değişen bir durum yok yani burada. Özellikle işte 26. döneme, 24. döneme baktığımızda çok fazla değişen bir durum yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mustafa Şentop, oy nakli tartışmaları ve muhalefetin YSK için söylemlerini de değerlendirdi. Başkanım, özellikle bu seçimlerden çok tartışılan konulardan bir tanesi de oy nakli. Muhtarlık seçimlerinden dolayı özellikle köylere, mahallelere acayip bir şekilde seçmen kaydı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan birlikte özellikle muhalefetin YSK'yı biz tanımıyoruz sözüyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani o söz tabii biraz maksadını aşan bir söz. Bunu Sayın Bahçeli de ifade etti. Yani tanımıyorsan o zaman seçime girmeyeceksin. Yani burada anayasal bir kurum, Yüksek Seçim Kurulu, hukuki düzenlemeleri var. Yani onu tanımıyoruz dediğiniz anda sizin o zaman seçime girmemeniz lazım tutarlı olabilmeniz için. Yani bir taraftan da adayı açıklıyorsunuz, seçime giriyorsunuz. Dolayısıyla o sözün ben fiyakalı bir söz olarak sadece kalacağını, gerçek niyetlerini yansıtmadığını düşünüyorum. Öncelikle onu ifade edeyim. Diğer husus tabii yerel seçimlerde çok daha böyle yerele ait hususlar ön plana çıkıyor. İşte muhtarlıklar bunun en küçük mikro birimi. Oralarda kendi işte tanıdıklarının, yakınlarının muhtar olması için bir gayret içerisine giriyorlar. Mahallelerde de öyle, köylerde de öyle vatandaşlarımız. Tabii bunun nasıl olacağına dair bir hukuki düzenleme var. Yani seçmen listelerinin askıya çıkartılması bir çıktı. İşte yarın itibarıyla bu itirazlar için son gün. Bu itirazlar yapılacak. Bu itirazların usulü de var. Önce sizin oy kullanacağınız yere ait bağınızı, yani oradaki ikamet bağınızı tespit etmeniz, nüfus müdürlüğünden bunu teyit ettirmeniz gerekiyor. Sonra seçim kuruluna bunu veriyorsunuz. Seçim kurulları bunu değerlendiriyor. Bu değerlendirmeler hem münferiden şahıslar itibarıyla var, hem de siyasi partilerin bunları takip etme imkanı var. Yani burada tabii çok vaktimiz yok. Çok kısaca ifade edeceğim. Her yıl Yüksek Seçim Kurulu seçmen bilgilerini partilerle paylaşıyor. Kanun gereği bu değişikliği biz yaptık 2010 yılında. AK Parti yaptı. Bütün siyasi partilere dijital ortamda talepleri halinde her yıl seçmen listelerini veriyor. Evet, bir vefat haberiyle devam edeceğiz ki sevenlerini de hakikaten çok üzdü bu haber. Hankendi eski belediye başkanı Halife Töre yakalandı amansız hastalığa yenik düşerek 69 yaşında vefat etti. Merhume Töre düzenlenen törenin ardından Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Yerel seçimler nedeniyle AK Parti Elazığ İl Teşkilatı'nda aday ve aday adaylıkları için istifalar olmuştu. AK Parti Genel Merkezi aday adaylıkları için bu istifaların ardından Elazığ'la ilgili yeni bir karar aldı. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gülgöz'e, AK Parti Elazığ İl Teşkilatı'nda yeni yönetimi oluşturmak için AK Parti Genel Merkezi tarafından yeniden görevlendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gülgöz'e, 13 Ocak 2018 tarihinde saygıdeğer Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz Elazığ 6. Olağan İl Kongresi ile oluşan yönetim kurulumuz, bir yılı aşkın bir süredir partimize hizmet etmek üzere yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütmüştür. Geçen süreçte 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı, 31 Mart yerel seçimlerinde ise belediye başkan aday adaylığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyesi aday adaylığı vesilesiyle istifa eden yönetim kurulu üyelerimiz olmuştur. Bu nedenlerle saygıdeğer genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni il teşkilatını oluşturmak üzere şahsıma yetki verilmiştir. Elazığ İl Teşkilatı'nı yeniden oluşturma yetkisini tevdi eden saygıdeğer Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir'e şahsıma göstermiş oldukları güven dolayısıyla şükranlarımı sunar, yeni yönetim kurulunun şehrimize ve partimize hayırlı olmasını dilerim dedi. Evet, ufak bir hata meydana geldi. Biz yine değerli başkanımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.
girdiğimiz haberde de yine önemli bir haber. Yine Sayın Gürgöze'ye görev verildiğine dair, görevlendirildiğine dair biz kendisine yeni oluşturulacak olan yönetimle ilgili de başarılar diliyoruz. Sevgili seyirciler, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ilçe halkıyla kucaklaşmak ve AK Parti'nin belirlediği belediye başkan adaylarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak üzere Karakoçan'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, ilçe halkıyla kucaklaşmak ve AK Parti'nin belirlediği belediye başkan adaylarına hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak üzere Karakoçan'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Yanılmaz, ilk olarak Sarıcam Belediye Başkanı Faruk Aydın ve Sarıcam Belediye Başkan adaylığı yeni açıklanan Mehmet Sarı'yı ziyaret etti. AK Parti Sarıcam Belde Belediye Başkan adayı Mehmet Sarı, parti ve teşkilat olarak Sarıcan'a vatandaşların da talepleri doğrultusunda faydalı işler yapacaklarını kaydetti. Sayın Elazığ Belediye Başkanımız bizi ziyaret etmeye geldi. Teşekkür ederim. Ona razı olsun. Elazığ'da da ve Sarıcan'da da bana yardım edenlere hepsi teşekkür ederim. Ona razı olsun. Faruk Başkanımız, ona da teşekkür ederim. İnşallah nasip olursa, ben Sarıcan'da belediye başkanı olursam, partimle beraber, teşkilatımla beraber, mesela Mücahit abiyle beraber inşallah bu köye hizmet yapmaya talibim. İnşallah da yapmaya yüzüm kesiyor, yapacağım. Mevcut belediye başkanı Faruk Aydın da görev süreleri boyunca kendilerine sürekli destek sağlayan ve abilik yapan Başkan Yanılmaz'a teşekkür etti. Başkanım zaten öteden beri sürekli bizi ziyaret ediyorlar, her konuda bize destek oluyorlardı. 5 yıllık belediye başkanlığımız süreci içerisinde hakikaten başkanımdan maddi manevi her zaman destek gördük. Başkan Yanılmaz da Sarıcam Beldesi'nin AK Parti'ye her zaman destek verdiğini ve AK belediyecilik anlayışıyla yönetildiğini söyledi. 10 yıllardır hep bu davaya destek vermiş olan çok önemli bir beldemiz. Biz 5 yıllık süre içinde Faruk Bey'le birlikte çok güzel bir çalışma yaptık. Elazığ Belediyesi olarak buraya parklarla birlikte birçok desteklerimiz oldu, birçok yardımlarımız oldu. Zaten 2014 yılında bir il belediyesi olarak değil, bir büyükşehir belediyesi gibi çalışacağız demiştik ve bunu da 5 yıllık süre içinde hep gösterdik. 2019 seçimlerinde inanıyorum ki Sarıcam beldemizde Mehmet Sarı kardeşimiz belediye başkanı olarak seçilecek. Ve 5 yılda yapılan güzel hizmetlerin üzerine bir 5 yıl daha güzel hizmetleri getirecek. AK Belediyeciliğin hizmetlerde devamlılığı önemlidir. Ve bu devamlılıkta da inşallah belediye başkanımızın gayretleri, çalışmaları ve Sarıcam beldemizdeki hemşehrilerimizle birlikte alacağı kararlar, bizlerin de vereceği desteklerle beldemiz gitgide büyüyecek ve gelişecek. Başkan Yanılmaz ikinci hayırlı olsun ziyaretini ise Karakoçan Belediye Başkan adayı Ayhan Akbaba'ya gerçekleştirdi. Başkan adayı Akbaba, Başkan Yanılmaz'ın Karakoçan'a çeşitli yatırımlarla destek sağladığını söyledi. Mücahit Başkan'ın çalışmalarını, Elazığ'daki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Elazığ'da tabii biraz da Karakoçan'ın damadı olması hesabıyla. Aynı zamanda daha önce de geniş ilişkileriniz Karakoçan oldu, partiye ziyaretiniz oldu, SKM'ye ziyaretiniz oldu. Gerek 24 Haziran'daki seçimlerde de bize desteğiniz, katkınız oldu Sayın Başkanım. Biz aynı katkıyı, aynı desteği biliyoruz. Yani Karakoçan da sizi seviyor, size değer veriyor. Burada bazı dengeler var, bazı şeyler var. Yani seçim sürecinde biz yine desteğinizi bekliyoruz, bekleyeceğiz. Karakoçan'a birçok yatırımın yapıldığını ve yapılmaya da devam edeceğini aktaran Başkan Yanılmaz, 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra da gerek Elazığ'dan gerekse Ankara'dan desteklerin geleceğini belirtti. Eskiden beri bu davaya hizmet etmiş, bu davaya gönül vermiş olan bir ilçemiz Karakoçan. İnşallah 31 Mart 2019 seçimlerinde de kendisine yakışanı yapacak ve Karakoçan'da AK Belediyeciliğin devamı için önümüzdeki 5 yıllık süreçte güzel hizmetler vermesi için oylarını kullanacaklar. İnancımız budur. Biz 2014 yılından itibaren göreve geldiğimizde Elazığ bir il belediye başkanı olarak değil, bir büyükşehir belediye başkanı gibi idare edeceğimizi hep söylemiştik. Bu çerçevede Karakoçan ilçemize de birçok yatırımlarımız oldu. Birçok desteğimiz oldu.
ve bu destekler hala devam ediyor. İnşallah 31 Mart 2019'dan sonra da hem Elazığ'dan hem Ankara'dan birçok desteklerimiz olacak ve bu destekler devam edecek. Bizim burada 31 Mart 2019'da AK Parti'ye vereceğimiz her oy bu mücadeleye vereceğimiz destek anlamına gelecektir inşallah. Ayhan kardeşimiz inşallah 31 Mart 2019'a kadar yapılacak olan teşkilat çalışmalarıyla, esnaf çalışmalarıyla, el sohbetleriyle en yüksek oyu alarak 31 Mart'tan sonra Karakoçan ilçemize belediye başkanı olacak inşallah. Temennimiz ve duamız olur. Sevgili seyirciler, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü personeliyle buluşan AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, ardından da Gazi Caddesi esnafı ve vatandaşlarla el sıkıştı. Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları seçim ziyaretleri kapsamında önce Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti, ardından da Gazi Caddesi esnafı ile buluştu. Ziyaretleriyle ilgili açıklama yapan Başkan adayı Şerifoğulları, sorunları vatandaşlarla birlikte çözüme kavuşturacaklarını ifade etti. Caddesi'yi bölge müdürlüğünü ziyaret ettik. Daha sonra Gazi Caddesi'ndeki esnaflarımızla bir araya gelebilme fırsatını bulduk. Esnaflarımızın sorunlarını dinledik. Esnaflarımızla kucaklaşma şansını yakaladık. Bizim yönetim anlayışımızın temelinde birlikte yönetim anlayışı olacak. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Sorunlara vatandaşlarımızla birlikte çözüm üreteceğiz. Vatandaşlarımızı dinleyecek. Onlarla istişare yapacak ve hizmetlerimizi de ondan sonra yapacağız. Bu anlayışı görev süremize yayacak ve vatandaşlarımıza daha iyi bir şehirde yaşamalarına katkı sunmaya çalışacağız. Yönetim anlayışımızdaki bir diğer olmazsa olmazımız ise eşit hizmet olacak. Oy isterken eşit gördüğümüz vatandaşımıza hizmet verirken de eşit davranacağız. Vatandaşımızın fikirleri bizler için çok önemli. Her zaman sokaktayız, her zaman vatandaşımızın arasındayız. Gündüz geziler yapıyoruz. Akşamları da vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizim heyecanımızı daha da arttırıyor. Sevgili seyirciler, Elazığ'da yaşlı bir kadını telefonla savcı ve polis olarak arayarak kandırıp 250 bin lirasını dolandıran 3 şüpheli tutuklandı. Geçtiğimiz hafta yaşlı bir kadını arayan şüpheliler telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı. Şüpheliler yaşlı kadının adının terör operasyonuna karıştığını ileri sürerek birer gün arayla toplam 250 bin TL'sini bankadan çektirip elden teslim edilmesini sağladı. Sonradan dolandırıldığını anlayan yaşlı kadının yakınları durumu polise bildirdi. Bu sırada şüpheliler üçüncü kez para istemek için yaşlı kadını aradı. Polis ise irtibatta olan kadın tamam diyerek buluşma adresini öğrendi. Şüphelilerin parayı almak için buluşma adresine gönderdiği M.S. isimli şahıs, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldı mahkemece tutuklandı. Parayı almak için geldiği sırada suçüstü yakalanan şüpheliden yola çıkan polis ekipleri çalışmasını sürdürdü. Polisin çalışmasında telefonla yaşlı kadını arayan şüphelilerin, M.Ö., R.E. ve M.H. olduğu belirlendi. Adresleri de belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şahıs da gözaltına alınırken olayda kullanılan cep telefonları ile GSM hatları da ele geçirildi. Emniyette ifadesi tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken biri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında toplam 3 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Türkiye genelinde birçok kişi telefonla dolandırılmasına rağmen şüpheliler aynı yöntemi kullanmayı sürdürüyor. Yaşlı kadını da arayan şüpheliler kendilerini savcı ve polis gibi kamu görevlileri olarak tanıttığı, sözde yürütmüş oldukları terör operasyonu kapsamında isminin karıştığını, olayın aydınlatılması ve diğer şüphelilerin yakalanması için kendilerine yardımcı olunması gerektiğini ve operasyonun bir parçası olduğuna inandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin korku ve panik havasına soktuğu yaşlı kadından ilkinde 100 bin TL, ikincisinde ise 150 bin TL olmak üzere toplam 250 bin TL dolandırdıkları belirlendi. Emniyet yetkilileri vatandaşları tekrar uyararak hiçbir güvenlik görevlisi, savcı veya hakimin telefonla arayıp para talep etmeyeceğini,
Böyle bir durumla karşılaşılması halinde polisle irtibata geçilmesi çağrısı yaptı. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi Cuma günü çalacak olan son zille tamamlanacak milyonlarca öğrenci. 18 Ocak Cuma günü dönemin ilk karnesini alacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bir kez daha karne heyecanı yaşayacak. Kimi öğrenci sevinecek, kimi öğrenci de buruk olacak. Öğrenciler büyük bir koşuşturmanın ardından bu telaşın stresini atmak için 15 günlük bir tatile girecek. Elazığ'da da 498 resmi ve özel okul ve kurumda 124.378 öğrenci ve 9.152 öğretmen, Cuma günü çalacak olan son ders diliyle bir dönemi kapamış olacak. Eğitim Birsen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemini değerlendirdi. Eğitim camiasında yaşanan sıkıntılara değinen Bahşi, 3600 ek göstergeden sözleşmeli öğretmenlere kadar birçok konuyu gündeme taşıdı. Eğitim Birsen Şube Başkanı İbrahim Bahşi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemini değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan ettiği 2023 eğitim vizyonu kamuoyunda olumlu sonuçlar, olumlu tepkiler almış, geleceğe dair bir umut aşılanmıştır. Bizim de sürekli dile getirdiğimiz çözüm önerileri, teklif ettiğimiz birçok sorunun başlığa dönüşerek vizyon belgesinde yer alması önemli bir başlangıç olmuştur. Ancak ümit ve beklenti oluşturan bu başlıklarla ilgili adımların gecikmesi tüm eğitimcilerde tedirginlik oluşturmaya başlamış, kamuoyunun beklentisini daha da arttırmıştır. Öğretmenlik meslek kanununun çıkarılması için somut çalışmaların başlatılması, alan değişikliği taleplerinin karşılanması, görevde yükselme sınavlarının yapılması gibi adımlar bizim de talep ettiğimiz ve beklentilerimizi karşılayan olumlu gelişmelerdir. Bahşi yaptığı basın açıklaması ile eğitim camiasında yaşanan sıkıntılara da değindi. 3600 ek gösterge vaadinin bir türlü yerine getirilmemesi, sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının doğurduğu olumsuz sonuçlar, yer değişikliği sürecinde karşılanmayan talepler, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddete karşı etkin ve caydırıcı bir düzenlemenin hayata geçirilmemesi gibi konular ve sıkıntılar eğitim öğretim yılının ilk dönemine damga vurmuştur. Öğretmen açığı, erkek kamu görevlerine dayatılan darbe ürünü kılık kıyafet yönetmeliği, ek ders esaslarındaki eşitsizlik, ders ücretlerindeki adaletsizlik, okulların bütçe sorunu, eğitimin denetim ve rehberlik ayağının ihmal edilmesi gibi birçok konuda beklentileri karşılayan adımlar hala atılmış değildir. Beklentileri karşılayacak somut adımların atılması, sorunların çözmeye yönelik cesur kararların alınması, nitelikli bir eğitim ve daha iyi bir gelecek için olmazsa olmazımızdır. Sevgili seyirciler, Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren ve Doğu Anadolu bölgesinin tek ünitesi olma özelliğine sahip olan yürüme robotu ünitesi, yürüme yetisini tamamen veya kısmen kaybetmiş hastalar için umut oldu. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Ünitesi, yürüme yetisini tamamen veya kısmen kaybetmiş hastaların yeniden yürüyebilmeleri için umut oluyor. Fizik tedavi uygulamasında kullanılan yürüme robotu ünitesinde başta felç olmak üzere birçok hastalık nedeniyle yürüme güçlüğü çekenler tedavi görüyor. Nasıl, eğlenceli mi? Evet. Çok güzel, çok sevindim. Memnun musun hastaneden, bu cihazdan? Evet. Sana faydası oluyor mu sence? Evet. Oluyor. 1 Ağustos 2018 tarihinden bugüne kadar yaklaşık 200 engelli hastaya hizmet veren fizik tedavi ünitesindeki yürüme robotu, günlük ortalama 15 hasta tedaviye kabul ediliyor. Bölgede ilk ve tek olan ünite sayesinde çevre illerden gelen hastaların da hizmet aldığı öğrenildi.
Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Savaş Öztürk, Doğu Anadolu bölgesinde tek olan robotik tedavi ünitesiyle yürüme ve denge problemi yaşayan hastaların tedavisinin son derece teknolojik bir yapıyla sağlandığını söyledi. Bildiğimiz gibi devletimizin sağlıkta yeni bir anlayışla ortaya koyduğu şehir hastaneleri planlaması kapsamında ülkemizde 6.'sı olarak hizmete açılan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi ünitesinde robotik tedavi ünitemiz halkımıza hizmet vermeye başlamıştır. Doğu Anadolu bölgesinde tek ünite olan robotik tedavi ünitesiyle özellikle yürüme ve denge problemi yaşayan hastalarımızın tedavisi son derece teknolojik bir yapıyla sağlanmaktadır. Doğu Anadolu'da tek olan bir sistemimizde ortalama tedavi süresi hastalarda 45-50 dakika arasında olmakta ve cumartesi dahil hastalarımız bu tedavi ünitesinden herhangi bir ek ücret ödemeden faydalanabilmektedir. Açıldığı günden bugüne kadar şu ana kadar ortalama 200 kadar hastaya hizmet verilmiştir. Tedavi süresi hasta başı ortalama 45-50 dakika olmakla birlikte günlük 10-15 arası hasta tedaviye kabul edilmektedir. Akşam 10'a kadar da tedavi hizmetimiz hastanemizde devam etmektedir. Robotik tedavi yöntemini daha çok nörolojik hastalıklarda kullandıklarını dile getiren hastanenin fizik tedavi ünitesi sorumlusu fizyoterapist Hasan Akbey ise klasik temelli tedavi ile teknolojik temelli tedavinin karışımı olan bir tedavi yaklaşımıdır. MS, Parkinson, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarı ve buna benzer hastalıklarda aktif olarak kullanıyoruz dedi. Bugünden itibaren yaklaşık günlük 10-15 civarında hasta alarak toplamda 200 ve 200'ün üstünde hastaya ulaşmış bulunmaktayız. Klasik temelli tedavi ile teknolojik temelli tedavinin karışımı olan, sentezi olan bir tedavi yaklaşımıdır. Daha çok nörolojik hastalıklarda MS, Parkinson, inme, omurilik yaralanmaları, travmatik beyin hasarı ve bunun gibi benzer hastalıklarda aktif olarak kullanıyoruz. Aktif yürüme özelliğini kaybetmiş veyahut da kısmen yürüyebilen hastalarda hastanın kırık zekerli de olabilir bunlar. Hastanın aktif katılımını sağlayabilmek için bu robotik rehabilitasyon yöntemimiz kullanılmakta. Sanal gerçeklik uygulamasıyla videoda da gördüğünüz gibi videolarla destekleniyor ve hasta burada kendini aktif olarak oyunun içinde görerek aktif katılımını sağlıyor. Bu gibi rahatsızlığı olan hastalarımız aktif katılımını sağlamanın yanında dolaşım, solunum problemleri ve benzeri problemlerde de destek sağlıyor hastalarımıza. Robotik yürüme ünitesinde tedavi gören 13 yaşındaki serebral palsi hastası Ömer Yiğit Bozkurt da 15 gündür burada tedavi görüyorum. Burada oyun oynuyorum, terapi yapıyorum, yürüyorum dedi. Bu hastamıza Allah razı olsun. Artık bu bütün hocamı çok çok yanıcı oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Nail Bey Mahallesi Muhtar Adayı Mustafa Dinç, mahallelerinde bulunan taziye evinin amacı dışında kullanıldığını iddia etti. Nail Bey Mahallesi Muhtar Adayı Mustafa Dinç, mahallelerinde bulunan taziye evinin amacı dışında kullanıldığını iddia etti. Sıkıntımız öncelikle Nail Bey Mahallesi'nin hakkaniyetini ve maneviyatını kaybettirilmiş olması. Örneğin bir iş adamımız Sayın Osman Dinç Beyefendi, Nail Bey taziye evi yapacağım, bir hayırda bulunacağım gibisinden belediye başkanım, Sayın Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'a bu konuyu arz etmiştir. Teşekkür ederiz belediye başkanımıza, bunu da çok incelikle kabul edip Nail Bey Mahallesi için, taziye evi için, ibadet evi için bir yer tespit edilmiş. Bu tespitin bir an evvel Nail Bey Mahallesi halkına kazanılmasını arz ediyorum. Gerekli makam mevkilerden ve hayırsever iş adamlarımızdan. Nail Bey Mahallesi'nde gerçekten ibadet ve İslamiyet'in yaşayacağı, maneviyatını yaşayacağı bir taziye evine ve ibadet evine gerçekten halkı olarak bunun ihtiyacının olduğuna kanaat getirmişizdir hepimiz. İnşallah bunların tez zamanda olmasını ve bu yapılan kurum ve kuruluşların gerçekten hakkaniyetle kullanılmasını arz ediyorum yetkililerimizden. Nail Bey Mahallesi'nde taziye evimiz yok mu? Var. Yardımcı olan, vesile olanlardan da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yalnız yanlışlıkla içerisinde kullanıldığını da tespit etmişizdir.
Bu yanlışlıkların derhal devletimizden, milletimizden, herhangi bir kurum ve kuruluşlarımızdan arz ediyorum. Nail Bey Mahallesi halkının haklarını sömürmesinler. Muhtar adayı Dinç'in taziye evi hakkındaki iddiasını mahalle sakinleri de destekledi. Yani bakıyorum orada siyaset çalışmaları yapılıyor. Orası toplumun ortak kullandığı bir alan. Hüzünlerin paylaşıldığı bir yer. Siyaset oraya kadar girmesin. Etik olarak da doğru değil. Ahlaken de güzel bir şey değil. Ben buna karşıyım. Yetkilileri de göreve çağırıyorum. Harput'ların gönül sohbetlerinde bu hafta Elazığ'da ve Harput'ta müze konusu ele alındı. Her programda farklı konuları ele alarak nelerin yapılabileceği konusunda değerlendirmelerin yapıldığı Harput'ların gönül sohbetlerinde bu kez Elazığ ve Harput'ta müze konusu ele alındı. Harput'lar Başkanı Profesör Doktor Eyüp Bağcı, açık hava müzesi olan Harput'ta kalıcı bir müze yapılması gerektiğini belirterek müzelerin geçmişe ait köprüler olduğunu söyledi. Harputler olarak Harput'ta kalıcı bir müzeden, zaten kendisi bir açık hava müzesi olan Harput'un gelen turistlere, kendi insanımıza, bölge insanına hizmet etmek amacıyla doğa tarihi müzesi olur, hava müzesi olur, telgraf müzesi olur, buna benzer çok değişik çeşitlerde arkeoloji müzesi olur, etnografi müzesi olur. Benzeri bir müzenin yapılması noktasında biz yetkililerimizden ciddi destek beklemekteyiz. Geçmişe ait bizim köprülerimizdir. Bundan dolayı bizler geçmiş yüzyılda en son bulunan 4000 yıllık rölyef dahil olmak üzere, Harput'un tarihini geçmişe götüren rölyef olmak üzere, bunun gibi birçok tarihi eserin sergilenmiş olduğu bir alanın Harput'a ihtiyaç olduğunu belirtmek amacıyla özellikle böyle bir programı uygun gördüm. Araştırmacı yazar Sedat Çağlayan, Harput'un tarihsel geçmişine değinerek, Osmanlı dönemi eserlerin dışında da hemen her döneme ait eserlerin Harput'ta bulunabileceğini kaydetti. Bir sürü devletler Harput'ta ikamet ettikleri için bunlardan mesela Kureybaşı'nda Uzun Hasan'ın sarayı yapılmış. Fakat şu anda tabii saray ayakta değil. Orada bulunan Kurey Çeşmesi şu anda ayakta. Bunun gibi bir sürü medeniyet. Daha sonra Urartular zamanında Harput Kalesi yapılmış. Kalenin üzerinde bir mahalle ve mahallenin içerisinde de evler, çarşılar, bir tane camiden bahsedilir. Fakat tabii şu anda yıkılmış vaziyette. Restorasyonda tabii bunlar gün yüzüne çıkacak ve yapılacak tabii. Sevgili seyirciler, onlar yaptıkları el işi ürünlerini yurt içi ve yurt dışına satma şansı yakalayan Elazığlı kadınlar. Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan ev hanımları hem ev ekonomilerine katkı hem de kendi söylemleriyle kendilerine terapi imkanı sağlıyorlar. Elazığlı kadınlar 5 metrekarelik alanda Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Bilengül Varol'un açtığı el işi yapımı kursuna katılarak ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ürettikleri ürünleri sosyal medya hesapları üzerinden yurt içi ve yurt dışına satarak para kazanıyor. Ürünlerin malzemelerini kendi imkanlarıyla alan kursiyerler, hafta içi her gün gittikleri kurslarda ürettikleri çanta, hediyelik eşya, kolye, üzerlik, geri dönüşüm ürünlerinden hediyelik eşyalar gibi ürünleri gelen talepler doğrultusunda hem il ve ilçelerinde hem de sosyal medya üzerinden yurt dışına satma şansı yakalıyor. Kursiyerler sosyal medya hesapları üzerinden aralarında Almanya, Avustralya, Hollanda, Norveç, İsviçre ve Ukrayna'nın bulunduğu çeşitli ülkelere el birliğiyle yaptıkları ürünlerin satışını gerçekleştiriyorlar. Bilengül Varol, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde yaklaşık 2 yıl önce yaşadığı Kültür Mahallesi'nde kırsal kesimden göç etmiş, sosyoekonomik düzeyi düşük ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sağlaması amacıyla kurs açtığını belirtti. Kendime hem çevreme faydalı olmak için hem de bu içimde olan şeyleri ortaya çıkarmayı düşündüm. Yani evde oturmakla zaman geçmiyordu, klasik bir yaşantımız vardı. Bunu yenmeye çalıştım, ailemin desteğiyle, çocuklarımın desteğiyle. Halk Eğitim Merkezi'nde usta üreticilik olarak başladı. 2 yıldır hizmette olduklarını ve bugüne kadar çok büyük yol kat ettiklerini söyledi. Çok uzaktan gelen öğrencilerimiz var hastane tarafından. Bunlar işte bu yaptıkları ürünlerle dış ülkelere kadar sipariş alıp gönderebiliyorlar. Bunlar yaptıkları bu şeylerden dolayı, ürünlerden dolayı aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.
Aynı zamanda biz bu ürünlerimizi topluca getirtmeye çalışıyoruz. Ankara'dan bir siteden ben geçen sene Şubat tatilinde Ankara'ya gittim. Orada anlaştım. Çıkrıkçılar Çarşısı'nda topluca keçi malzeme getirtirdik. İnternet üzerinden aldığımız için bizim için daha hesaplı oluyor. Bu yaptığımız malzemeleri, ürünleri gönderdiğimiz zaman yani kargo üzerinden ticareti canlandırmış oluyoruz. Biz kendimiz burada hazırlıyoruz kargocu. Ondan yurt dışına gidecek posta, mail gruplarına falan daha rahat giriyoruz. Eşimize, ailemize yardımcı oluyoruz. Evlatlarımız yani çocuklarımızın en azından okul masraflarını bile bizler karşılamış oluyoruz. Kursiyerler de ev ekonomilerine katkının yanında kendileri için kursun terapi imkanı sağladığını da söylediler. Kendimi daha iyi hissedebilmem için arkadaşlarımın desteğiyle buraya katıldım ve burada hem ruhen hem de şey olarak burada daha bir kendimi toparladım ve hem aileme yaptığım işleri yurt dışına göndererek daha da aile bütçesine katkım oldu. Bunları yapmaktan da çok zevk alıyorum. Kültür Park Mamur Atüllü Aziz Salonu'nda düzenlenen kürsübaşı etkinliği yoğun katılımla devam ediyor. Elazığ kültürünü ve Harput musikisini gelecek nesillere aktarmak amacıyla belediye tarafından her çarşamba Kültür Park Mamur Atüllü Aziz Salonu'nda düzenlenen kürsübaşı etkinliği yoğun katılımla devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programı izlemeye gelen vatandaşlar geceden çok keyif alarak ayrıldılar. 7'den 70'e her kesimden vatandaşın konuk olduğu program, geceyle özdeşleşen ve sahnede musiki eşliğinde yoğrulan çiğ köfte ikramıyla da ayrı bir güzel geçti. Kış akşamlarına ruh katan program, yerel şarkıcıların da seslendirdiği Harput ve Elazığ musikileriyle gelen konuklara duygu yüklü anlar yaşattı. Öğrencilerin teneffüslerde ve boş vakitlerinde kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Han Kendi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Edebiyat Sokağı oluşturuldu. Oğuz Atay'dan Adalet Ağoğlu'na, Sait Faik Abası Yanık'tan Lale Müldür'e, Peyami Safa'dan Cemil Meriç'e kadar Türk Edebiyatı'nın birbirinden usta kalemlerinin eserlerinden oluşan Edebiyat Sokağı, Han Kendi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine geleceği hazırlıyor. Han Kendi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin teneffüslerde ve boş vakitlerinde edebiyat dünyasının birbirinden eşsiz yazarlarının kaleme aldığı kitapları okumaları için Edebiyat Sokağı oluşturuldu. Vaktimizi değersiz geçirmek yerine edebiyat sokağımızda, sanat sokağımızda kitap okuyarak, arkadaşlarımıza muhabbet ederek ve daha verimli neler yapabiliriz diye geçirerek hep sanat sokağındayız. Burayı daha iyileştirmeye çalışıyoruz. Zaten öğretmenlerimizle bir aile ortamımız olduğu için her zaman daha iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Boş zamanlarımızda okul içinde teneffüslere çıkmayıp sanat sokağında kitap falan okuyoruz arkadaşça. Burada masada hem çayımızı içip hem kitabımızı okuyoruz. Sonra tekrar ders zili çaldığı zaman sınıfımıza gidiyoruz. Dersimizi işliyoruz. Boş derslerimiz olduğu zaman da tekrar geliyoruz buraya veya kütüphaneye. Kitap falan okuyoruz. Sanat sokağında da hani teneffüs aralarında bazen gelip kitap okuyabiliyoruz. Kütüphanemiz yukarıda var. Kütüphanede de tez çözüyoruz. 11. sınıf olduğumuz için sınav yılımız yaklaşıyor. O yüzden hep tez çözüyoruz, kitap okuyoruz. Yani öyle değerlendiriyoruz boş zamanlarımız güzel bir şekilde. Han Kendi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Sedat Sinanç, uygulama açısından bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek Elazığ Okuyor kampanyasına da destek verdiklerini söyledi. Bizim öğrencilerimiz teneffüs zili çaldığında büyük bir çoğunlukla dışarı, özellikle bu havalarda dışarı çıkmak yerine gelip bu sokakta kitap okuyarak. Tabii Edebiyat Sokağı'nı tercih ediyorlar. Bu sokak bizim için bir ilk. Diğer dersler açısından da yabancı dil, tarih, coğrafya sokakları da hazırlanıyor. İnşallah onlar da bittiğinde daha etkili farkındalık olacak.
Sağ olsun çocuklar bu konuda gönüllüler. Bu sokağa çocuklarımızla beraber edebiyat zümresi hazırladı. Bize düşen sadece yardımcı olmak oldu. Bu okuma önemli. İlin, milli eğitimin projesi var. Elazığ her yerde okuyor. Onunla beraber paralel yürüyen bir proje. Bir de zaten duvardaki yazılardan da görüyorsunuz. Okumak anlamanın ilk şartı. İyi anlaşabilmek için iyi okumak lazım. Çocuklarımız da sağ olsun bunun farkındalar. Bu biz için yeterli bir şey diye düşünüyoruz. Harput Anaokulu'ndaki minik öğrenciler, şehit öğretmen Rüstem Şen İlkokulu'ndaki abi ve ablalarına kırtasiye ve giyim yardımında bulundular. Harput Anaokulu öğrencileri değerler eğitimi kapsamında paylaşma ve yardımlaşma duygusunu kavratmak amacıyla şehit öğretmen Rüstem Şen İlkokulu'na giyim ve kırtasiye yardımında bulundu. Harput Anaokulu Müdürü Elanur Kolay değerler eğitiminin önemine değindi. Harput Anaokulu olarak öğrencilerimize değerler eğitimini verirken paylaşma ve yardımlaşma duygusunu kavratmak amacıyla bunu öğrencilerimize yaparak, yaşayarak göstermek istedik. Bu anlamda bize destek olan velilerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Veliler bu projenin öğrencilere faydalı olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Harput Anaokulu yönetimimiz ve değerli öğretmenlerimizin öncülüğünde başlattığımız bu projede biz veliler ve sınıf anneleri olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Umarım öğrencilerimize faydası olur. Şehit öğretmen Rüstem Şen İlkokulu Müdürü Vahap Demirelli, okullarını tercih eden Harput Anaokulu'na teşekkür etti. Harput Anaokulu'nun yapmış olduğu bu etkinliği, okulumuzu tercih ettikleri için ben öncelikle kendilerine, okul müdürüne ve okul aile birliği başkanlarına, velilerine ve öğrencilerine ben teşekkür ediyorum. Gerçekten yapılan bu yardımlar, yapılan bu giysiler tam yerinde olduğunu düşünüyorum. Bizim öğrencilerimizin bazıları ekonomi durumları iyi olmadığından dolayı biz onlara vereceğiz, tercih edeceğiz. Ve güzel bir yardımlaşma, güzel bir paylaşma oldu. İzzetpaşa Mahallesi Muhtar Adayı Ali Doğan, çevre kirliliğine neden olan plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla Perşembe Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlara bez torba dağıttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre kirliliğinin azaltılabilmesi amacıyla başlatılan bez torba ve file kullanımına bir destek de Elazığ'dan bir muhtar adayından geldi. İzzetpaşa Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ali Doğan, çevre kirliliğine neden olan plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla Perşembe Pazarı'nda alışveriş yapan vatandaşlara bez torba dağıttı. İzzetpaşa Mahalle Muhtar Adayı Ali Doğan, çevreye duyarlılığından ve vatandaşın ekonomisine katkı sunmak amacıyla bez torba dağıttığını söyledi. Bu kapsamda halkımıza, hani vatandaşımıza, mahallelerimize bir bütçesine küçük de olsa bir katkımız olması için bu süreçte çevreye duyarlılığımızdan dolayı böyle bir kampanyanın içinde biz de olmak istedik. Biz de gereken hani hizmetleri yapmak istiyoruz. Aynı dönemde İzzetpaşa Mahallesi'nde muhtarlığa adayız. Bu süreçte mahallemizi tanımaktayız. Vatandaşımızın sorunlarını, sıkıntılarını bilmekteyiz. Vatandaşımıza elimizden gelen bütün yardımı yapacağız. Maddi manevi 7/24 bütün halkımızın yanındayız. Bu belki halk için küçük bir şey görünebilir ama bizim için çok önemli ve çok büyük bir çalışma olacak. Bu süreçte her zaman her daim biz vatandaşımızla beraberiz. Halkımızdan, vatandaşımızdan desteğimizi istiyoruz. Oylarını istiyoruz. Değişim zamanıdır. Bu değişimi de biz gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Sevgili seyirciler, İlk Sen Anaokulu tarafından dönem sonu etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan veliler Elazığ Belediyesi Kürsü Başı ekibinin seslendirdiği türkülerle keyifli anlar yaşadı. Elazığ'da eğitim öğretim veren İlk Sen Anaokulu 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona erecek olması nedeniyle etkinlik düzenledi. Etkinliğe veliler yoğun katılım gösterirken Elazığ Belediyesi Kürsü Başı ekibinin seslendirdiği türkülerle keyifli anlar yaşadı.
İhsan Anaokulu kurucusu İhsan Nazik, velilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirdikleri etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Velilerimizin yoğun katılımıyla birinci dönemi bitirmenin güzelliğiyle velilerimizle beraber yapmış olduğumuz veli buluşmasını gerçekleştirdik. Velilerimiz bu konsepte çiğ köftelerini yediler, kürsü başıyla eğlendiler. Çok güzel bir meşk gecesi geçirdik. Biz burada Belediye Başkanımız Mücahit Yanımız'a da teşekkür ediyoruz. Bize bu imkandan faydalandırdığı için gelen velilerimizin de ayaklarına sağlık diliyorum. Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürü Muhammed Talha Yanılmaz'ın annesi Hatice Can vefat etti. Merhume Can kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ Belediyesi Özel Kalem Müdürü Muhammed Talha Yanılmaz'ın anneannesi, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın ağabeyi Muzaffer Yanılmaz'ın kayınvalidesi Hatice Can tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhum Hatice Can'ın cenazesi öğlen namazı İzzetpaşa Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman'da, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı. Merhum Can, cenaze namazının ardından Palu'da toprağa verildi. Aile taziyeleri Cumhuriyet Mahallesi Polatlar Camii'nde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet etsin diyoruz ve tabii kalanlara sağlık, sıhhat diliyoruz. Hankendi eski belediye başkanı Hanife Töre yakalandı, amansız hastalığa yenik düşerek 69 yaşında vefat etti. Merhume Töre düzenlenen törenin ardından Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Elazığ'ın eski beldelerinden Hankendi'nin ilk belediye başkanı olan Hanife Töre hayatını kaybetti. Hankendi'de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve önemli hizmetlere imza atan merhume Töre, uzun bir zamandan bu yana yaşamını sürdürdüğü Bursa'nın Mudanya ilçesinde yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ediyordu. Ben onunla bir yaş küçük destek kardeşim, sizin işaretlerine. Tabii ki ablamla birlikte büyüdük. Bu noktalar birlikte geldik. Onun belediye başkanlığı ve sonraki dönemlerde bana çok desteği var. Üniversite hayatımda çok desteği var. Tabii ki acının tarifi olmuyor. Ben 32 yıldır bu aileyim. Hayatımda tanıdığım ve örnek aldığım en ender kişilerden biriydi. İsmim Uğur Bayoğlu. Hanife Hanım'ın yeğeniyim ben. Hanife Hanım'ın ikisi benim annemdi. Öyle bir şey mi? Evet. Kendisi de biz de onun bizi çocukları yerine koydu işte kendisi. Tekrar hiç evlenmedi. Onun çocukları gibiydi. Tabii çok önemli bir değerimizi kaybettik. Yerini doldurmak mümkün değil. Ama en azından yaptıkları bizler için örnek taşıyabilecek. Bizden sonraki nesillere inşallah biz de aktarmış olacağız. Zaten yetiştirdiği talebeleri bugün de gördük burada. Çocukluktan şimdiye kadar hiç unutmamışlar. Ben fazla bir şey konuşamıyorum. Bütün hepsine buradan selamlar olsun. Yaşam mücadelesini kaybeden Hanife Töre için öğlen namazına müteakip Bursa'da cenaze namazı kılındı. Merhume Töre kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Töre ailesi taziyeleri Bursa'da kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhume Hanife Töre'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Evet, bir kez daha rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar birlikte olacağız. Ayrılmayın lütfen.
Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren ve maddi olarak arayış içerisinde olan Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor'da kayyum heyeti transfer tahtasını açmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. 19 Ocak Cumartesi günü yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul öncesi belirsizliklerin sürdüğü Elazığ Spor'da Doçent Doktor Sebahattin Devecioğlu başkanlığındaki kayyum heyeti, aralarında eski futbolcu ve teknik direktörlerin yer aldığı 38 isimden muvafakatname alabilmek için temaslarını sürdürüyor. Önceki gün İstanbul'a giden ve eski başkanlar Selçuk Öztürk ve Hacı Murat Yümlü ile bir araya gelen kayyum başkanı Devecioğlu'nun 38 dosyanın birçoğuyla anlaşma sağladığı öğrenilirken, Elazığ Spor'u asıl zorlayacak olan ismin ise teknik direktör Hüseyin Kalpar'ın olduğu belirtiliyor. 63 yaşındaki teknik adamın 800 bin TL alacağının olduğu ve bu rakamı almadan imza vermeyeceği iddia ediliyor. Öte yandan Bilika ve Tom'un da transfer tahtasının önündeki engeller olduğu kaydedilirken, bu futbolcularla önümüzdeki günlerde görüşüleceği ve alacaklarının belli bir bölümünü hesaplarına yatırarak gerekli imzalarının alınacağı tahmin ediliyor. Transferi engel yaklaşık 12 milyon liranın yapılacak olan görüşmeler ve pazarlıklar neticesinde aşağı çekilmesi beklenirken, yasağın kaldırılıp kaldırılmayacağının bu görüşmeler neticesinde belli olacağı ifade ediliyor. Elazığ Spor'da ismi gündemden düşmeyen eski başkanlardan Selçuk Öztürk, Elazığ Spor'un transfer yasağının kaldırılması için kayyum başkanı Sabahattin Devecioğlu'na yardımcı olduğunu belirtirken, başkanlık düşüncesinin olmadığını da ifade etti. Zor günler geçiren ve kapanmanın eşiğinde olan Elazığ Spor'da kadro tamamen dağılırken, Adana Spor maçına gençlerle çıkacak olan Bordo Beyazlı temsilcimizde bir an önce güçlü bir yönetim oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Elazığ Spor'da 19 Ocak'ta yapılacak olan kongre öncesi başkanlığa aday olup olmayacağı merak konusu olan ve gündemden düşmeyen eski başkanlardan Selçuk Öztürk, başkanlık düşüncesinin olmadığını belirterek, sadece transfer yasağının kaldırılması için kayyum başkanı Sebahattin Devecioğlu'na yardımcı olduğunu açıkladı. Kayyum başkanı Sebahattin Devecioğlu'na yardımcı olduğunu açıklayan Öztürk, yapılacak kongrede Elazığ Spor'a başkan veya yönetim kurmak gibi bir düşüncem yok. Sadece kayyum başkanımız Sebahattin Devecioğlu'na transfer yasağının açılması için yardımcı oluyorum. Amacımız Elazığ Spor'umuzu yaşatmak ve kümede kalması için elimizden geleni yapmaktır diye konuştu. Elazığ Spor'da Adana Spor maçı hazırlıkları 1. Amatör Küme takımlarından Sürsürü Spor'la yapılan çift kale maçıyla sürdürülürken, teknik direktör Orhan Kaynak yaptığı değerlendirmede kongrenin Elazığ Spor'un geleceği olduğunu ifade etti. Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında pazartesi günü Adana Spor'la Şanlıurfa'da puan mücadelesine çıkacak olan Elazığ Spor, bu maçın hazırlıkları kapsamında elimiz 1. Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Sürsürü Spor'la karşı karşıya geldi. Saat 13'te Gençlik Merkezi sahasında oynanan karşılaşmayı Elazığ Spor 4-0'lık skorla galip tamamlayan taraf oldu. Elazığ Spor'a galibiyeti getiren goller Kadir Taşoğlu, Salih Polatdemir, Lamin Diyara ve Ahmet Can'dan geldi. Elazığ Spor Teknik Direktörü Orhan Kaynak çalışmadan sonra yaptığı değerlendirmede, her kulüp önündeki maçı düşünürken kendilerinin cumartesi günü yapılacak kongreye odaklandıklarını ifade ederek, kongre Elazığ Spor'un geleceğini belerleyecek diye konuştu. Tabii bu çocuklarla aşağı yukarı 5 gündür çalışıyoruz. Herkes, bütün kulüpler maçı düşünüyor. Maça odaklandı. Biz ama kongreye odaklandık. Cumartesi günü yapılacak kongre Elazığspor'un geleceğini belirleyecek. Herkes gibi biz de onu bekliyoruz. Gelişmeler olacağını düşünüyoruz. 6 aydır umutla bekliyoruz. Umutla futbolcularımızı bu yönde motive edip bu puanı topladık. Şu anda altımızda 3 takım var. Kendimizi lider olarak görüyoruz açıkçası. Ama kongreden sonra yapılacak işler önemli Elazığspor'un geleceği adına. İnşallah kapanmaz. Bir aday çıkar, güçlü bir aday çıkar. Transfer açar. Tabii bu oyuncular bir Karabük'ten,
daha iyi olmaz. Çünkü kendi gruplarında en alttan ikinci sırada bizim pozisyonumuzda aşağı yukarı ligde. Eskişehir gençleri daha iyi, taraftarlarıyla bütünleşen, daha gelişime açık, futbol oynayan ama bu çocuklarımız ellerinden geleni yapıyor ama çok eksikleri var. Elazığspor'un geleceğini bu çocuklar oluşturmayacaktır. Sorumlusu da onlar olmayacaktır. Bizler de olmayacağız. Ama sonuna kadar da sahip çıkmaya çalışıyoruz. İnşallah Elazığlılar da sahip çıkar. Birlikte yükselişe geçeriz. Evet, Adana Spor karşısında genç oyuncularla oynayacağımız kesin artık. Ya, cumartesi günü kongrede hızlı bir oluşumla çok çabuk transferler yapıp maça da yetiştirebiliriz yani açıkçası. Her şey olabilir. Ama şu anda gözüken bu çocuklarla oynayacağız. Bu çocuklarla gideceğiz, Urfa'da oynayacağız. İnşallah hayırlısı olur. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Fark etmez, bir günde 10 tane 20 tane transfer yaparsanız sorun değil. O oyuncular var zaten. Kulüplerinden ayrılacak oyuncular da var. Gelmek isteyen oyuncular da var. Bizleri arayan oyuncular da var. Bunlardan tabii bir takım yapman gerekiyor. En iyisini yapabilirsek tabii ki oluşacak. Yönetim de önemli burada. Hani hangi güçte olacağımızı da görmek lazım. O yüzden transfer bir günde yapılır dediğin gibi. Hiç sorun değil. Elazığspor'un önemli olan cumartesi günkü kongresi. Elazığspor'da cuma günü yapılacak olan çalışmalarla Adana Spor maçı hazırlıklarına devam edilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Tetiş Yapı Elazığspor, Adana Spor karşılaşmasını Erkan Engin yönetecek. Spor Toto 1. Lig'de 2. yarının ilk hafta mücadelelerinde düdük çalacak olan hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre 21 Ocak Pazartesi günü saat 19'da Şanlıurfa GAP Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor-Adana Spor karşılaşmasını Sakarya bölgesinden A klasman hakemi Erkan Engin yönetecek. Sakarya bölgesi A klasman hakemi olan Erkan Engin, Elazığspor'un son olarak geçtiğimiz sezon ilimizde oynanan Gazişehir-Gaziantep müsabakasını yönetmişti. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Adana Spor maçında hakem Erkan Engin'in yardımcılıklarını ise İstanbul ve Trabzon bölgesinden A klasman yardımcı hakemleri Orkun Aktaş ile Cemil Tunç yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise İstanbul bölgesinden A klasman hakimi Mert Gözenge görevlendirildi. Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle. 18 Ocak Cuma günü saat 19'da Adana Demirspor Kardemir Karabük Spor hakem Alper Çetin. 19 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da Gazişehir Gaziantep Denizli Spor hakem Atilla Karaoğlan. Saat 16'da Osmanlı Spor Bolu Spor hakem Süleyman Abay. Saat 16'da Afşet Afyon Spor İstanbul Spor hakem Bülent Birincioğlu. 20 Ocak Pazar günü saat 13.30'da Ümraniye Spor Altay hakem Zorbay Küçük. 13.30'da Hatay Spor Gençler Birliği hakem Kutluhan Bilgiç. Saat 16'da Eskişehir Spor Giresun Spor hakem Onur Özü Toprak. Saat 19'da Altınordu Balıkesir Spor Baltok hakem Murat Erdoğan. Ve 21 Ocak Pazartesi günü saat 19'da Tetiş Yapı Elazığspor Adana Spor karşı karşıya gelecek ve bu karşılaşmayı hakem Erkan Engin yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu ligin 19. haftasında oynanacak Bolu Spor, Tetiş Yapı Elazığ Spor karşılaşmasının gününde değişiklik yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu ligin 19. haftasında oynanacak Bolu Spor, Tetiş Yapı Elazığ Spor karşılaşmasının gününde değişiklik yaptı. Daha önce 27 Ocak Pazar günü oynayacağı açıklanan Bolu Spor, Tetiş Yapı Elazığ Spor karşılaşması 26 Ocak Cumartesi gününe alındı. Bolu Spor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu birinci maçında 15 Ocak Salı günü Galatasaray ile oynanması gereken müsabakanın elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 22 Ocak Salı gününe ertelenmesinin ardından Spor Toto 1. Lig'de 19. haftada oynanacak olan Bolu Spor Elazığ Spor maçının da günü bu gerekçe ile değiştirildi. Buna göre daha önce 27 Ocak Pazar günü oynayacağı açıklanan Bolu Spor Elazığ Spor karşılaşması Galatasaray-Bolu Spor son 16 turu rövanş maçı da dikkate alınarak 26 Ocak Cumartesi gününe alındı. Öte yandan saat 13.30 olarak açıklanan maçın başlama saatinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Ve Arıcak çok programlı Anadolu Lisesi ilk kez katıldığı Kızlar Futsal Turnuvası'nda il ikincisi olarak ilçeleri adına önemli bir başarıya imza attı. Arıcak çok programlı Anadolu Lisesi futsal il şampiyonasında önemli bir başarıya imza atarak ilçelerinin futboldaki sesi oldu. Tarihinde ilk kez katıldığı Kızlar Futsal İl Şampiyonası'nda ikinci olan Arıcak çok programlı Anadolu Lisesi kız takımı, beklenenin üzerinde bir başarı elde ederek il ikincisi oldu. İl birinciliği maçlarında Elazığ Lisesi birinci olurken üçüncülüğü de Metin Kuloğlu Lisesi elde etti. Elde ettiği bu başarıyla ilçeleri Arıcak'ın adını sporda duyurmaya katkı sağlayan Arıcak çok programlı Anadolu Lisesi kız futsal takımı, gelecek yıl için ise hedefini il birinciliği olarak belirledi. Ve spor haberlerini de burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.